Ve tekrar merhaba. Detaya devam ediyoruz. Saat 16'ya değin devam edeceğiz programımıza. Hatta aşabiliriz de. Çünkü gündemde o kadar çok gelişme var ki dünkü seçimler sonrasında siyaset alt üst olmuş durumda. Yapılan açıklamalar var. Diyalog TV dün gün boyu yaptığı yayınlara bugün de devam ediyor ve bir takım gündemi sarsacak telefon bağlantıları, bir takım bilgi paylaşımları. Bunun yanı sıra Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne bugün ziyaretçi akını vardı. Sayın Dervişeroğlu ve Sayın Mustafa Akıncı CTP'yi ziyaret ettiler. Sayın Başbakan'ın istifasının cebinde olduğuna ilişkin bir bilgi sonuçta var. O da reddetmedi, kabul de etmedi ama. Saat 19 itibariyle MYK toplantısı olacak. Çok önemli Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde. Yine orada olacağız MYK toplantısı içinde. Gece boyunca da takip edeceğiz Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde. Olası bir açıklamayı da an be an Diyalog TV ekranlarından paylaşmayı da sürdüreceğiz. Aynen dün seçim sonuçlarında olduğu gibi. Şimdi ikinci bölümde Sayın Reşat Akar'la birlikteyiz ve sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılanlar olsun, burada stüdyoda söylenenler olsun, tümünü bir değerlendirmeye çalışalım. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk sevgili Aytun. Evet, dün seçimlerle ilgili yorumlar yaptık ama bugün baktığımızda yeni yeni birçok veri var elimizde. Evet. Bir giriş yapın, sonra evet, birkaç video var paylaşalım. Aslında sevgili Aytun, dün akşam konuştuklarımızın doğruluğunu teyit eden gelişmeler yaşamaya başladık bu sabahtan itibaren. Ne dedik? Cumhuriyetçi Türk Partisi 2013 seçimlerinde %38 oranında oy almıştı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise 2 yıllık bir aradan sonra Sayın Sibel Sibel'e %22 oranında oy çıktı. Ben bu %22'nin en az %5 ile 7'sinin Sayın Sibel Sibel'e diğer siyasi parti taraftarlarından veya bağımsız düşüncede olanlardan geldiğine kesinlikle inanıyorum. Hem bir doktordur, yılların doktorudur, eşi yılların doktorudur. Sayın Sibel Sibel'in çok sayıda hastası vardır, çok sayıda seveni vardır. Ulusal Birlik Partili olup bizzat Sayın Sibel Sibel'e oy veren yüzlerce demeyeceğim ama yüze yakın insan biliyorum. %5-7 dediyseniz demek 5, ki CTP'nin %15 oyu mu CTP var? Yoksa CTP'liler oy mu vermedi? Bu seçimde önceden de tahmin ettiğimiz gibi CTP'lilerin önemli bir kısmı Talat Fan Club taraftarları Sayın Sibel'e oy vermedi diye düşünüyorum. Yani bu vermedi. Vermedi diye. Evet. Bunu Sayın Sibel Sibel'in de bildiğini tahmin ediyorum. Sayın Talat öncesinde açıklamalar yaptı ama. Sayın Talat tabii yaptı, mecburdu. Yaptı. Partinin bütünlüğünü gösterme açısından falan gitti. Bir vardı, yani sanatçı annesini kaybeden bir sanatçı sahneye çıktığı zaman gülüyor. Ve siz de izlediğiniz zaman o annesi öldü, bu şakır şakır oynuyor gülüyor dersiniz. Ama yanan onun içidir. Siz onu hissetmezsiniz. Bu seçim öncesindeki şovlarda da Sayın Sibel Sibel'e destek verileceği belirtilmekle beraber bunu hiç kimse inkar etmesin. Cumhuriyetçi Türk Partisi içerisinde son yerel seçimlerden bu yana çok ciddi bir hesaplaşma vardır. Sayın Oktay Kayap bütün kamu araştırmalarına göre %56'lar 60'larla yeniden seçimi kazanacak bir isimdi ve sevilen bir insandı, başarılıydı, kaybetti. Yine Lefkoşa'da Sayın Katrifellaoğlu kaybetti. Girne'de kazanacağı kesin olan Sayın CTP Girne Belediye Sümer Başkanı Aygın. Sümer Aygın kaybetti. Ve bunun parti içerisinde çok ciddi bir takım hesaplaşmalara yol açacağı belliydi. Nitekim dünkü seçim sonuçlarında bunu gördük. Cumhuriyetçi Türk Partisi evet hükümette olduğu için yıpranmış durumdadır. Ama %38 oranındaki bir oyun %22'ye bile düşmesi 2 sene içerisinde kolay değildir. Hele hele az önce söylediğim gibi %5 ile %7 Sayın Sibel Sibel'in kendi çevresinden ve kadınlardan ona sempati duyanlardan, hastalarından gelen bir oyu da dışarı çıkardığımızda bu %15 ile %17 arasında bir CTP evet, oyunun yansıdığını gösterir.
CTP 38'den 15'e düşmez herhalde seçimde ne kadar ki arada fire var. Arada ama kendi bu, işlerinde fire var. Bu durum sanırım UPDP için de geçerli değil. UBP için de herhalde 50'lerden 28'lere geliyor çünkü. UBP ile Demokrat Parti'nin 2013 seçimlerindeki oy toplamı %50.49'du. Dünkü seçimde Sayın Derviş Eroğlu kendini sevenlerin de oylarını almakla birlikte %28.18'de kaldı. Bu nasıl böyle oldu? Biz kendi düşüncemizi söyleyeceğiz ama. Peki, o zaman Hüseyin Özgür'ün telefonu hattımıza Ulusal Birlik Partisi'nin başkanı bu soruyla başlayabiliriz. Sayın Özgür Gün, merhaba. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz öncelikle bağlandığınız için. Evet, bir seçim akşamını geride bıraktık. Çok tartışmalara gebe sonuçlar ortaya çıktı. Tabii ama günün sonunda Ulusal Birlik Partisi'nin destek verdiği Sayın Eroğlu ikinci tura kalmayı başardı. Tabii burada şu an Sayın Reşat Akar'la biraz daha derinliğinde bir tespit yapmaya çalışıyoruz. %50'lerden %28'lere gerileyen bir oy var. Ulusal Birlik Partisi'nin tabanından herhangi bir fire var mı size göre Sayın Eroğlu'nun arkasından yürümeyen ve ikinci tura yönelik olarak eğer varsa bu fireler nasıl toparlanacak? Merak ettiğimiz konuların başında geliyor Sayın Başkan. Tabii yani sandığa katılım oranının oldukça düşük olması artı mutlaka başka bazı adaylara da oyların kaymış olduğunu görebiliyoruz. Ancak biz tabii seçimin iki turlu olduğunu ve ikinci turun esasen hedef olduğunu da görüyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın birinci sırada ikinci sıra kalmış olması şu anda tabii teselli. Ama oylar konusunda mutlaka bazı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Kıbrıs Türk siyaseti. Burada Ulusal Birlik Partisi. Duyuyor mu bizi Sayın Başkan arkadaşlar? Sayın Başkan, duyuyor musunuz bizi? Şu anda duydum. Evet, tamam. Reşat Bey'in bir sorusu var. Sizden ses çıkmayınca durdum. Sayın Başkan, selamlar. Selamlar Reşat Bey. Selamlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ama şöyle teşekkür bir gerçek ederim. Var. Ulusal Birlik Partisi bir önceki genel seçimlerde aldığı oyun daha üzerlerine geldiği konusunda kamuoyu araştırmaları vardı. Yani son araştırmalarda %36 çıktı Ulusal Birlik Partisi'ne. Sadece evet. UBP'ye. Bir de Demokrat Parti var. Tabii ki belki DP'nin tabanından size kaymalar oldu. Onun da etkisi var ama bu arada Sayın Eroğlu %43 kamuoyu araştırmasına göre beklentileri vardı. %28 çıktı. Ulusal Birlik Partisi içerisindeki hesaplaşmanın bunda etkili olduğunu muhakkak siz de kabul ediyorsunuz. İrsen Küçük faktörü var. Her ne kadar oy oranı çok yüksek değilse bile etkilediği kesimleri var. Seçime bir hafta kala Lapta Belediye Başkanı'nın, Çatalköy Belediye Başkanı'nın Sayın Özer Say'dan yana taraf oldukları gerçeği var. Siz bunlardan sonra hiçbir açıklama yapmadınız. Bu Lapta Belediye Başkanı konusunda ne düşünürsünüz partide? Disipline verilecek mi? Bu oy kaybını nereye bağlıyorsunuz? İki son bir soru soracağım. Buna bana kamuoyuna daha doğrusu sizden çünkü bekliyor kamuoyu bunu. Çok açık bir cevap verebilirseniz mutlu olacağım. Sayın Eroğlu için bu sonuç karşısında ikinci tur büyük bir risk değil midir bunca aylık siyasi hayatından sonra Sayın Özgür Gün? Şimdi seçimler tabii seçime girdiğiniz zaman bunun mutlaka kazanılması ya da kaybedilmesini kabul ediyorsunuz. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda en deneyimli siyasetçidir. Dolayısıyla bir seçime giriyorsa o seçimin her neticesinde olabileceğini en iyi bilenlerden biridir. Kaldı ki biz de bunu çok iyi biliyoruz. Bir yere aday olmuşsanız mutlaka orada kazanmak da kaybetmek de vardır. Bu da demokratik olgunluktur. Evet. Dolayısıyla mutlaka Sayın Cumhurbaşkanımız da bunun sonucunu bilerek hepimiz gibi yani sonuçta herkes siyasetçi. Ama en tecrübelilerden biri kendisi. Dolayısıyla sonucu iki taraflı olabileceğini de mutlaka düşünmüştür. Tabii ki biz daha yüksek bir oranı bekliyorduk. Ama sonuçta bu seçiminde sıkıntıları olduğunu da biliyorduk. Ciddi şekilde müdahaleler olduğunu da biliyorduk her taraftan. Nitekim sizin de dediğiniz gibi Lapta Belediye Başkanımızın
yapmış olduğu açıklamada son 48 saat kadar. Tabii ki bunlar da çok ciddi araştırılması, konuşulması gereken konular. Bunları biz araştıracağız tabii, konuşacağız ama şu anda zamanı değil. Şu anda seçim var. Biz bu önümüzde pazar günkü seçimi nasıl kazanacağımız noktasındayız. Dolayısıyla bizim hedefimiz şu anda ikinci tura kalmış olan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak. Bizim hedefimizde şu anda sadece bu var. Gündemimizde de bu var. Evet, senin var mı Sayın Başkan? Evet, yani özellikle demek ki bu süreçte Sayın Laptab Belediye Başkanı'na ilgili bir süreç işlemeyecek anladığım kadarıyla konuşmanızdan. İkinci tur sonrasında bir herhalde tekrar değerlendirmeler olacak mı? Evet, yani şu anda dediğim gibi gündemimizde sadece önümüzdeki pazar günü seçim var. Dolayısıyla mutlaka o konular tabii ki değerlendirilecek konulardır. Ama önümüzdeki pazardan sonra onları mutlaka değerlendirelim. Peki. Teşekkür ediyoruz Sayın Özgürgün. Katkı koyduğunuz için kolay gelsin diyoruz. Bu çetrefilli süreçte büyük görevleriniz var tabii. Kolay gelsin. Tekrar görüşmek üzere. Evet. Politikacı cevabı aldık Sayın Özgürgün'den. Sayın Özgürgün tabii kendisini bağlayıcı bir şey konuşmak istemedi. Doğaldır siyasetçi olarak. Ama ben şunu söylemek istiyorum sevgili Aytop. Bizim Kıbrıs Türk siyaseti 74'ten bu yana neden hiç ilerlemedi? Bunu yargılamak isteyen hiç kimse yok mu? Ben çok üzülüyorum. Yani bu kadar kültürlü, eğitimli, üniversiteli olmakla övünen bir toplum, hatta kendisini uluslararası çapta falan filan gören İnsanların olduğu bir toplum neden bu siyaset kültürünü yargılamıyor? Bizde bu siyaset kültürü ne oldu bilir misin son yıllarda? Kimisine göre sövme, kimisine göre belden aşağı vurma, kimisine göre birilerini yok etme, kimilerine göre birilerine hak etmediği makamlar yaratma. Ama bugünkü seçim sonuçları işte bu değil mi? İşte yani onu söylüyorum. Sorguluyor artık. Ve halk bunu sorguluyor ama halk bunca zaman Bekledi. Dedi ki siz bu siyasete bir çeki düzen verin arkadaşlar. Ben sizden memnun değilim dedi. Siz bize hizmet veremiyorsunuz dedi. Ne oldu? Bizde bütün partiler, Demokrat Parti nasıl kuruldu? Bunu herkes biliyor ya. Demokrat Parti nasıl kuruldu? UBP kaç tane parti doğurdu? Neden? Koltuğu kaybeden veya alamayan başka partiye gitti. Demokrat Parti'nin bazı bakanları bakanlıktan alındıktan sonra geri UBP'ye dönmedi mi? Bunları halk görüyor. Ya diyor sen bakan iken bu parti dendin. Bakanlık bitti bu ayına döndün. Demokrat Parti'yi yönetenler senin iki adamına bir suçlama yapamadığına göre yolsuzluk, suistimal, rüşvet. Neden bunları aldın 6 ayın 1 yılın içerisinde de başka getirdin? Neden yeni gelenlere izin veriyorsun? Aynı partinin müdürlerini, müsteşarlarını alıp değiştiriyor. Onlar da Demokrat Partili, senin de Demokrat Partili. Hiçbir kimse bunları sorgulamadı. Vatandaş devlet dairesine gittiği zaman bakıyor işleri yürümüyor. Vatandaş bakıyor ki 150-200 tane oldu müşavirler. 6.000, 7.000, 8.000 lira maaşlar hiç daireye uğramadan, bakanlıklara uğramadan. Kaldı ki onların da bir suçu yok. Tabii seçim sistemin sonucu. Vatandaş bakıyor ki Sayıştay'a giden raporlar doğru dürüst sonuçlanmıyor. Vatandaş bakıyor ki yargıya giden dosyalar sonuçlanmıyor. Vatandaş bakıyor ki bir alacak verecek davasında hakkını alabilmek için 4 yıl 5 yıl mahkemede sürünüyor. Yargıçlar çıkıp diyor ki yeter artık diyor Yüksek Mahkeme Başkanı 6 ay evvel. Dinlediler mi kendisini? Yok, kimse dinlemedi. Ne dedi Yüksek Mahkeme Başkanı? Yahu dedi 10 binin üzerinde dedi Yüksek Mahkeme'nin bakması gereken dosya var. Ve 8 tane yargıç bu dosyalara bakamaz. 2 komite. 3-3 komiteler yani 8 evet. Yargıçla değil aslında. 3-3-6'dan. Bakamayız dedi. Bunu hızlandırmak için meğer anayasa yaptıkları zaman demişler ki Yüksek Mahkeme 8 güçten kuruldu. Bak ama bak. Arsaları dağıtırken ne yaptılar o zaman? Bu Kıbrıs Türk toplumunun hep 50 bin, 60 bin, 80 bin kişi kalacağını, arabaların da 30 bin olacağını, 20 bin olacağını düşünerek yolların hiç genişleyeceğini hesaba katmadan bütün arazileri verdiler, dağıttılar arsa olarak vatandaşlara. Sonra yolu genişledelim. Genişledemeyin. Niçin? Arsadır verdik. İstimlak? Para yok. Bütün yollarımız rezalet dökülüyor. Öteki taraf 74'ten sonra bir devlet yönetimini kaybettiği, 200 bin insan göçmen olduğu,
Topraklar gitti, paralar gitti, mallar gitti ve bu insanlar yeniden güneyi düzene koyarken, şehircilik planlaması yaparken bu yolların genişleyeceğini, nüfusun artacağını düşünerek hareket ettiler. Larnaka, Leymos'un yolları tek şerit iken iki şerit oldu, üç oldu. Dört şerit. Dört şerit şimdi. Seninkiler bunu neden düşünmedi? Ha şimdi desek o zamanlarda veya şimdiki pozisyonla ya getirelim bir tane şehirci planlamacı yurt dışından da bize yol göstersin, İngiltere'den bir uzman, yakarlar yıkarlar ortalığı. Doktor getirelim, kalpçi mapçı yıkarlar ortalığı. Ve biz bilmez mi ekliyorlar? E bilin ama bildiğin bir yere kadardır. Bildiğin bir yere kadardır. Bırak bilenler de gelsin, yol göstersin bize. Yok, kabul etmeyiz, onu da kabul etmedik. Öyle bir noktaya geldi bu toplum. Halk bakıyor, hiçbir şey olmuyor kardeşim. Hastaneye giden büyük bir kısmı, hepsi demeyeceğim, haksızlık etmeyeyim doktorlara, sağ çıkmıyor hastaneden. Cenazeleri karıştırılıyor hastanelerde artık. Ayşe Dezen'in cenazesi Marulla'nın da mezarına konuyor. Bu olacak şey değil. Bunun gibi güven vermeyen bir düzen yaratıldı. Ben şuna bakarım. Ben Reşat Akar, sade bir vatandaşım. Çeşmemi açtığım zaman musluktan akan su ile elimi ağzımı bile, yok içmeyi vazgeçtiğim, elimi ağzımı yüzümü yıkarken korkuyor muyum, korkmuyor muyum? Korkuyorum. Ben domates, salatalık, marul, roka, ıspanağı yerken korkuyor muyum? Felaket korkuyorum. Felaket. Felaket. Bu kadar kanser, kalp hastalıklarının sebebinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. E çıkarıyorsun, iyi bir adam Amerika'da, Türkiye'de iktisat yapmış toprak uzmanı Sayın Mehmet Altan diyor ki topraklarımız diyor arkadaşlar insan dışkılarıyla örtülmüştür. Özellikle Hasbulat'tan Mausa'ya kadar olan Mesarya yıllardır oradan akıtılan insan dışkıları Mausa'ya ulaştı. Toprak bitmiştir, mahvolmuştur. Dinleyen yok. Herkes yemede içmede kardeşciğim şeftalecik bumbarcık dönsün falan filan. E şimdi ne oldu? Kanser patlaması diyorlar. E nasıl durduracaksın kanser patlamasını? Peki çeşmelerimizden bizim yıllar önce sularımız içirden ne oldu şimdi içilmiyor? Neden Güney Kıbrıs'ta hala daha sular, çeşmelerden akan sular içiliyor da kuzeydeki sular içilmiyor? Aynı ülkeyi paylaşmıyor muyuz? Neden barikatı geçtiğimiz zaman Metehan Kapısı'nı yeşil çimenlik alanlar, yürüyüş alanları, parklar görüyoruz da bizim Kuzey Kıbrıs'ta bir tane bile yürüyüş yapılabilecek parkımız yok? Neden hep toprak, çakıl parçalar içerisinde yüzüyoruz? Neden hala da bu şeylere çözüm getirilemiyor, taş ocaklarına? Dağlar oyuldu, beş parmakların bir parmağı gidiyor, tarihe hakaret ediyoruz. Bu kadar olacak iş değil. Bu siyaseti mevcut siyasi partiler ülke yönetmesini beceremediler. Bu açık. Beceremediler. Değişen bir şey de yok. Ve benim üzüldüğüm, hiçbir kimse bugüne kadar çıkıp da yahu ben bu siyasete halka hizmet etmek için girdim. Ülkeme, milletime, devletime hizmet etmek için girdim. Ama başaramadım. Meğer bizim bu siyaset farklı bir oyun. Yani geliyorsun, belki parti başkanı da oluyorsun ama bu da sadece ki MYK parti meclisi. Peki madem lafı buraya getirdiniz, Özkan Bey'in istifası bugün konuşulur. Yani o net düşünürsünüz. Şimdi şunu da söyleyeyim sevgili Aytu. Tanıdığım siyasetçilerin içerisinde en dürüstlerden, en iyilerden, en insancıl olanlardan, oturaklı, en demokratik olanlardan birisiydi Sayın Özkan Yorgancıoğlu. Siyasetten çekilirse de üzülürüm ama bir ortada da bir başarısızlık var partisinin. Bu başarısızlık kendisinin suçu mudur? Bana göre değil. Parti içerisindeki hesaplaşmanın bir sonucu. Ama biz burada sorduk. Sayın Sibel Siber seçilmezse sorumluluk sizin olur mu diye. %100 demese de kabul etti. Kabul etti. Elbette dedi. Tabii ki dedi. E baktı daha kendisi harekete geçmeden Magosa İlçe Başkanı Erkut Şahali, ben dedi ferdi olarak yaptım dedi hemen sosyal medyada. E bugün de Diyalog TV çok güzel bir başarılı bir sevgili Mert'in programında telefon bağlantısı yaptı kendisine. İzleyemeyenler için verelim istersen. Verelim onu bir izleyelim. Serkan hazır mı şey? Erkut Şahali'nin açıklaması. Tamam biz devam edelim. Siz hazır. Evet. Üç görüntünüz var. Biri Erkut Şahali, onu hazırlayalım. Evet yani Erkut Şahali de diyor ki benden başlayarak ben kendimden de diyor bu mekanizmayı yürütmek isterim diyor. Erkut Şahali Gazi Mausa ilçe başkanıdır UVP'nin. Genç, dinamik,
Evet. Milletvekillerinden de biridir. İki tane önemli mesaj verdi. Bir, ben de dahil dedi, yani istifa etmemiz gerekir şeklinde bir mesaj verdi. Bu açık. İkincisi de dedi, sevgili Mert kendisini sorgulayınca, evet, herhalde sizin elinizde de veriler var ki bana bu soruyu soruyorsunuz. CTP'nin oyları yansımadı. Siber Siber ediyor, kabul ediyor. Bu noktada tabii bir şey daha var. Sayın Siber Siber ne yapacak? Onu merak ediyorum. Yani CTP'nin oyları kendisine yansımadı ve o yüzden seçimi kaybetti. Sayın Siber Siber, yani ne yapalım, oldu bitti maşallah, ağzımızı silelim deyip meclis başkanlığına, milletvekiline devam edecek mi bilmiyorum. Çok saygın bir mesleği var tabii öte taraftan da. Kendisi bunun kararını verecek elbette. Yani ama toplum artık bir değişim sürecine gelmiştir. Yılların birikimleri vardır. Her defasında tartışıldığında, ya boş ver gene tartıştık, bu halk gene sandığa gitti, gene bize oy verdi, onun için dokunmayalım bu sisteme dediler. Şimdi de aynısını yaptılar. Zannettiler ki gene bu halk bunca tartışmaya rağmen gidecek ve diyecek ki tamam ya, biz onaylıyoruz yaptığınız her şeyi, alın oylarımız size. Yok, %40'ı vatandaşın sandığa gitmedi. Ha diyorlar ki Avrupa ülkeleri için bu çok güzel bir rakam, bu %60. %85'ler, 87'lerleydi Kuzey Kıbrıs'ta o şeyler. Üstelik sen 6 aydır beni seçimle yatırıp seçimle kaldırdın. Benim Aydınköy'deki insanlarım musluklardan paslı sular akarak onlarla çocuklarının yüzünü gözünü yıkarken sen seçim propagandası yapardın bu ülkede. Bütün partiler. Hiçbiriniz insanların derdiyle ilgilenmediniz ki. Akıncılarda neler söyler? Arkadaşlarımız koysun. Bunları hızlı hızlı o zaman şeye gelelim. Akıncılar köylerle ilgili olan görüntüye seçim gelelim. Seçim öncesinde vatandaşlarımız ne dedi? Toparlama gitti bu köyleri gördü. Hemen onu atalım. Onları Reşat verelim. Bey üzerine konuşalım o zaman. En örgüt başkanı olarak tepenin, ben sandığa gitmiyorum. Teşekkür ederim. Ne söyleyeyim artık? Bir oy gidecek ama. Bir oy değil, delegelerim de vardır. Benim 30, 32, 33 tane oyum vardı. Sandığa gitmiyoruz biz. Çırat görmeden artık hiçbir şeye inanmayacağımı söyleyeyim. Ve aldığımız bir karar vardı hep beraber belediye, muhtarlık olarak. Seçimi boykot kararı eğer hiç rahat görmezsek. Ben hala o yönde düşüncelerimi belirtmek isterim. Biz burada kimi istersek seçelim. Bak şuna. İlk önce biz kendi adam olmalıyız. Kendi bizi yönetenleri seçmek. Az önce dinledim. Başbakan başka söyler, başbakan yardımcısı başka söyler. Adamların bir kulağından girer, ötekinden çıkar. Seçim bitene kadar, seçim bittikten sonra zaten hiç duymazlar sesini. Önlem alınsın, yoksa artık biz Akdeniz halkı olarak elimizden geleni yapacağız. Demokrasinin ve insan haklarının olmadığı bir ülkede, insan hayatının bu kadar ucuz olduğu bir ülkede seçim yapmak bence çok mantıklı değil. Evet, bu çeşitli köylerden vatandaşların bize bu geride bıraktığımız 6 haftada söyledikleriydi. Evet vatandaşlar, seçim öncesinde gittiğimiz her köyde bize önemli bir kısmı sandığa gitmeyeceğini, artık bu yaşanan çarpık düzeni boykot edeceklerini, protesto edeceklerini söylüyorlardı. Bunun da gerçekleştiğini gördük. %62 oranında bir katılım var, %38 katılmayan var. Çok ciddi bir rakamdır. Bir de şunu söylemek lazım, gözden kaçmasın bunlar. Bu seçimlerde evet, hoş sohbetler ettik hepimiz, konuk ettik televizyonlarda. Ama Arif Salih Kırdağ'a giden oylar vardır. 500 kusur oy vardır. Boy nereye yorumlarlar? Tepki aslında boykottur o da. Bu da bir nevi boykottur. Diğerleri de bir nevi boykottur. Kazanmayacağını bile bile. Yani KSP dışında Mustafa Ulaş'a bir nevi boykottur. KSP'nin ayrı bir dünya görüşü bir şey var. Hatta şunu da söyleyeyim. Kudret Özersay da bir nevi boykottur. Kudret Özersay tepki oyu dediğimiz oylar tepki aslında. Tepki oylarıdır. Çünkü Kudret Özersay'ın bir partisi yok. Şimdi Sayın Akıncı da bağımsız girdi ama netice itibariyle TKP'nin, BDH'nın eski genel başkanıdır. Netice itibariyle TDP ve BKP'nin desteğini aldı ki bu iki partinin
toplamda 2013 seçimlerinde %10'un üzerinde oyları vardı ikisinin. Bu %10'un üzerindeki oy aradan geçen 2 yıllık süreç içerisinde %15'e de çıkmış olabilir. Bunun yanında belediye başkanlığı döneminden halkta oluşturduğu bir sempatisi var Sayın Akıncı'nın. Bunun yanında çözüm isteğinde yeniden bir artış olduğunu görüyoruz vatandaşların. Bütün bunları birleştirince Sayın Akıncı'nın aldığı oyları ona bağlayabiliriz. Evet. Ama Sayın Kurtuluş Özersay, Sayın Derviş Eroğlu'nun yanında özellikle son zamanlarda müzakereciydi. Aynı doğrultuda bir işaret yürütüyordu. Buna rağmen %22 oranında oy alması esasında siyasete olan tepkidir. Siyasete olan tepkidir. Siyasetin dışında konuşması düzgün, fikirleri düzgün, adı herhangi bir yolsuzluğa, suistimale karışmamış bir insan. Dolayısıyla gittiler ona verdiler. Ben bazı off the record olarak söylenenler veya konuşulanları kesinlikle yansıtmam. Kesinlikle insanların güvenini sarsmam ama UBP'li eski bakanlar içerisinde UBP'nin en çok yıllanmış delege kadrolar içinde yer almış kişilerinden bu seçim öncesinde çoğundan dinlediklerim var. Biz Kudret Özersay'a vereceğiz demişler. Nasıl sen 30 sene Eroğlu'yla kol kola yürüdün geldim değilsin artık bu düzen. Biz bir kurultay süreci yaşadık. Mahvoldu bu parti dediler. Sade parti mi? İktidardan düştük. Devlet mahvoldu. Her taraf gitti. Devlet mahvoldu. Bunun yarattığı enkazı herkes gördü. Dolayısıyla ortaya çıkan bu sonuçlar büyük çapta ve bugün arkadaşlar ekrana getirirse memnun olurum. Bütün yerel basın içerisinde Yalo'nun sayfasını arkadaşlar. Yine tek farklı manşet, tek farklı yorum, değerlendirme Diyalog gazetesindeydi. Ne dedik biz bugünkü manşette? Bu tepkiler partilere dedik. Çıkan sonuç mevcut siyasi partilere olan tepkilerin bir sonucudur. Ve eğer bu siyaset, yani Sayın Özkan Yorgancıoğlu bu akşam istifa ederse ekibiyle birlikte, Demokrat Parti'den böyle bir şey beklemiyorum çünkü Sayın Serdar Denktaş büyük zafer kazanmış gibi bir konuşma yaptı. Yani üzüntü bir tarafa, çok büyük bir zafer kazanmış gibi bir konuşma yaptı. Sayın Hüseyin Özgürgün, az önce kendisiyle konuştuk. O da bekleyip ikinci turdan sonra bazı değerlendirme yapacaklarını söyledi. Orada da öyle bir şey olmaz demek ki. Hep kim kaldı? CTP. Sayın Özkan Yorgancıoğlu'nun istifası ile tüm yönetim istifa etse bile ilçe başkanlarıyla birlikte eğer bu siyaset sistemini değiştirme konusunda adım atılmazsa kim gelirse gelsin halkın bu tepkisi artarak sürecek. Ve bu halk öyle bir noktaya getiriliyor ki olsun bir çözüm artık kurtulalım bunlardan da nasıl isterse olsun deme noktasına getiriliyor bu halk. Ve bu çok üzücü, çok yıkıcı sonuçlar da doğurabilir. Ama tek tesellim benim bunu söyleyeyim Aytu. Sayın Akıncı'nın kayıtlara geçmiş eski açıklamaları vardır. Ne demişti Sayın Akıncı? Ne yama dedi geçmişte üzerine basa basa, ne de Taksim. Yani ne Roma yama oluruz Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ne de adanın Taksim'ini isteriz. Dolayısıyla yani Sayın Akıncı kazanırsa ikinci turda Kıbrıs Türk halkını yama yapacak Kıbrıs Cumhuriyeti'ne bir çözüme onay vereceğini tahmin etmiyorum. Şimdi CTP'den bahsettik. Kutlay Er telefon attığımızda. Hemen bekletmeyelim Sayın Erk'i. Sayın Erk merhaba. Merhaba. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkür ederim. Bağlandığınız için. Tabii çok farklı bir seçim sonucu ortaya çıktı Cumhuriyetçi Türk Partisi özelinde de genelde de tabii ama özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde beklenmeyen bir sonuç ortaya çıktı ve ikinci tur şansını yitirmiş oldu adayı. Tabii bu akşam önemli bir toplantı var ama bu toplantıya giderken farklı açıklamalar var, istifa beklentileri var. Sizin böyle bir düşünceniz var mı? Bu seçim mağlubiyetini üstleniyor musunuz?
Ne düşünüyorsunuz bu önemli toplantıya girmezden önce? Şimdi evet, bu akşam parti meclis toplantımız vardır. Değerlendireceğiz. Öncesinde Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda normal olarak olur. Bunları değerlendireceğiz, konuşacağız. Bu tür konuları tabii ki kendi yetkili kurullarımız içerisinde konuşup, görüşüp, tartışıp, değerlendirip ne getirir ne götürür. Öyle bir sonuç üretip ondan sonra karara bağlamak gerekir. Bunları yapacağız. Bu değerlendirmelerden geçeceğiz. Herkesin sorumlulukları vardır. Yönetenlerin daha fazla sorumlulukları vardır. Bir ekip çalışmasıdır. Bütünüyle her şeyi de değerlendireceğiz. En sonunda parti için doğru olan ne ise, partinin güttüğü siyaset için ve ideoloji için doğru olan ne ise, bu partili üyeler onu yapar. Yönetici de olsa ve normal üye de olsa parti için en iyisini düşünür, en iyisini ister ve en iyisini yapar. Bunları kendi içimizde değerlendireceğiz. En iyisi neyse o karar alınacak, uygulanacak. Evet Sayın Kutlayar, ben size bir soru sormak istiyorum. Ya buyurun. Sizin bunca yıllık deneyiminiz var ve diğer siyasetçilere nazaran iş adamı pozisyonumuz var. Daha rahat konuştuğumuzu da biliyorum, daha cesaretle. Ama şimdi ortada bir gerçek var. Ben aman siz CTP yönetimi istifa edin, halkta böyle bir beklenti var konusunda değilim. Tamamen farklı da düşünüyorum ama ortada bir de gerçek var. Partinizin içerisinde belirli bir kesim hem son yerel seçimlerde hem de dünkü Cumhurbaşkanı seçimlerinde kendi parti adaylarına oy vermedi. Yani bir yerde mevcut şimdiki sizin CTP yönetimiyle hesaplaşma şeyi sürüyor. Bu yani kamuoyundan gizlenecek bir noktada değil. Oylar ortada, sizin son genel seçimlerinde %38 oyunuz var CTP olarak. Sibel Hanım'ın kendi oyları var, taraftarları var, kadınlardan gelen güçlü destek var, hastalarından gelen güçlü destek var. %22 çıkıyor. Siz yani bir taraftan istifa bekleniyorsunuz ama bir taraftan da bu parti içinde altını oyan diyeceğim kesim, o kesimi parti içerisinde etkisizleştirme veyahut da onları sorgulama gibi bir yöntem düşünüyor musunuz? Tabii ki yani seçime katılmayan var. Yani bir işte başka adaya oy verdiği düşüncesinde olduklarımız da olabilir. Bir de seçime katılmama %38. Belki bunun hadi 38'in belki 18'ini deseniz normalde zaten katılılmaz. %20. Bu %20'nin büyük bir çoğunu biz partiler olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla bakmamız lazım. Gitmeyenlerimiz vardır. Niye gitmediydi onları görmemiz lazım. Gidenlerden farklı adaya destek verenleri görelim, bilelim, tartışalım, onları saptayalım. Onlarla beraber bir çalışma yapılması gerekir. Bu evet bir seçim başarısızlığı vardır. Bu seçim başarısızlığın üzerine örtmeden ama partiyi daha ileriye götürecek, parti içerisinde iç sıkıntılar yaratacak değil, partiyi daha ileriye götürecek yeni bir çözümlemeler bulmak durumundayız. Bunları parti içerisinde tartışarak, ayrıntısında tartışarak, tahliller yaparak, analizler yaparak öyle bir karar vereceğiz. Şeyle olmaz, el yordamıyla olmaz tabii ki. Hissi davranarak da olmaz. Çünkü hissi davranarak ve el yordamıyla aldığınız herhangi bir karar ve uygulama ters de olabilir. Onun için veriyle beraber, gerçeklerle beraber korkmadan, onlardan korkmadan bir karar almak lazım. Ve parti için iyi olanı, partinin ait olduğu siyaset için doğru olanı yapmamız gerekir. Ona çabalayacağız. Peki şunu devam edeyim. Bu soruya bu akşamki toplantı sonrasında kamuoyuna bir açıklama bekleniyor mu sizden? Ve bu akşamki toplantı içerisinde parti yönetiminden değilse bile hükümetten istifa gibi bir takım düşünceler veya hükümet hem hükümetten hem partiden veya hiçbirinden, yani bu üç seçenekle masada mı bu akşam? Şimdi bu akşamki esas odak konumuz, gündem konumuz pazar günkü ikinci tura partinin tavrı ne olacağını tartışmaktır. Seçimin değerlendirilmesi
gelen hafta yapmayı planladığımız bir parti meclisi toplantısı olacak. Ha, bu şu akşam karar beklenmiyor hani herhangi bir karar. Evet, dolayısıyla ama yani doğallığında bir takım tartışmalar olabilir. Yani tabii dediğimizde ki. bu akşamki günden sadece pazar günkü tavrımızı belirleyelim dediğimizde onun yanında üyeler sıcağı sıcağına bazı yorumlarını yapmak isteyebilir. O tartışma da olabilir. Ama o gitsin bu gelsin şu olsun bu olsun gibi konular karara bağlanacak değil diye tahmin ediyorum. Gene de parti meclisi özgürdür. Her türlü konuyu tartışabilir. Ve diyebilir bırakın siz pazar günü ne yapacağımızı biz şimdi ne yapacağımızı tartışalım da pazar günü ne yapacağımız sonra da olabilir de diyebilir. Yani onlar da olabilir ama bizim bu akşamki ana gündemimiz pazar günkü tavrı belirlemektir. Üyeler bu arada yorumlar yaparlar, yapabilirler, değerlendiririz. Burada üyelerin ve parti meclisinin kararı önemlidir. Onların yönlendirilmesi önemlidir. Bu akşam göreceğiz. Sayın Erk, sosyal medya tabii dünden beri çalkalanıyor. Cumhuriyetçi Türk Partili'yi birçok üye kendi fikirlerini, bireysel fikirlerini ortaya koyuyorlar ama öyle isimler var ki belli temsiliyetler var. Örneğin açık söyleyelim çünkü paylaşıldığı için Er Sözpaşa örneğin bize gelenek dışı bir cumhurbaşkanı adayı koydunuz önümüze. Okey dedik. Oy verin dediniz. Okey dedik. Şimdi biz de sizden istifanızı istiyoruz diye bir paylaşım yaptı örneğin. Bunun gibi bir takım yine isimler var bu istifa üzerine, beklentiler. Tabii ki siz parti için en iyi olacak olanı tartışıp buna karar vereceğiz diyorsunuz ama bu akşam biraz gergin bir ortamda ortam bekliyor herhalde sizi ve bunlar da herhalde masaya yatacaktır diye düşünüyorum, bilmiyorum. Hayır, tartışmalar şey olabilir, yani seçimin kendisine yönelik de olabilir. Bu tür paylaşımlar bir benzeri parti meclisinde konuşulabilir. Onları göreceğiz. Biz demokratik bir partiyiz. Bu tartışmalardan sadece partiyi daha iyi, daha güçlü yapmak üzere yararlanmak istiyoruz. Onun dışında başka bir gayremiz olamaz. Peki bireysel olarak düşünceniz nedir? Örneğin Sayın Başbakan bu stüdyoda ben Eroğlu'na ikinci turda oy vermem demişti. Sizin kişisel düşünceniz nedir? Henüz parti bir karar üretmedi ama. Şimdi bakın bir da Denktaş Bey'le Eroğlu kaldıydı. Ve ben dedim ki hiçbir kul beni Hitler'le Mussolini arasında bir seçim yapmaya zorlayamaz. Ve ben bu seçime gitmem dedimdi. Evet. Bu kadar. Evet. Böyle vermiş olabilir miyim? Yani şimdi de çok farklı. Aynı noktadasınız demek ki o zaman. Şimdi öyle anladık. Yani. Bu kişisel tabii ki. Bu benim kişisel tavrımdır. Ama bu akşam parti ne karar alırsa ona mutlaka uyacağız ama geçmişte bu tabiri kullandıydım. Hitler'le Mussolini arasında bir seçim yapma kimse beni zorlayamaz dedimdi. Yani siz bir sol aday görmüyorsunuz o zaman ikinci tura kalan. Hayır bu pardon. O geçen defa Denktaş ve Erol için söylediğimdi. Tamam şimdi tamam. Bugün onlardan biri Hitler'di, biri Mussolini'ydi benim için. Bu ben da bugünü sorunca hayır bugün için hayır öyle bir ne münasebet. Yani Sayın Akıncı ne Hitler'di ne Mussolini'dir. Tamam biz farklı bir noktaya gittik çünkü. Biraz şaşkınlık içerisindeydim açıkçası. Yok hayır kesinlikle Sayın Akıncı ne Hitler'di. Bugünkü noktada değilim demek istiyor Sayın Kutlu. Evet yani Eroğlu'yla ilgili değerlendirmem hala daha bende bu bütün saygı da kendisine bütün saygımı da söylüyorum. O günkü değerlendirmemle bugünkü değerlendirmem arasında bir fark yoktur. Sayın Akıncı da tabii ki ne Hitler'dir ne Mussolini'dir. Yani öyle bir anlaşma olsun da kesinlikle anlamalı olsun istemiyorum. Evet. Peki yani. Teşekkür ediyoruz çok Sayın Kulbay. Sağ olun. Evet ben bir anda böyle daha farklı bir şey çağrışım yoktu. Ama yani, tamam toparladık. Öyle bir ortam yok demek istedi şimdi. Evet. Cumhuriyetçi Türk Partisi çok büyük bir olasılıkla İkinci turda Sayın Akıncı'yı destekleyeceğini açıklayacak. Çünkü parti meclisinde Sayın Kutlay Erkin ve Sayın Özkan Yorgancıoğlu'nun görüşlerinin egemen olduğunu biliyoruz. Yani onların o parti meclisinde güçlü bir pozisyonda olduklarını biliyoruz.
Zaten eğer güçlü olmasalardı CTP bu seçimden önce bir yönetim değişikliğine gidebilirdi, bir takım değişimler olabilirdi. Dolayısıyla dediği gibi parti meclisinden ben de yönetimin istifa edeceği şeklinde bir karar çıkmasını hemen şu an itibariyle pek beklemiyorum ama siyasettir bu. Küçük ülkede farklı siyasetler de olabilir. Sayın Özkan Yorgancıoğlu diyebilir ki ben kendim kişisel kararımdır bu. Çekiliyorum diyebilir. Ama bunun dışında genel olarak baktığımızda CTP içerisinde bir hesaplaşmanın olacağı kesindir. Ama bu hesaplaşma beklenenin tersi de olabilir. Onu ben o nedenle sordum kendisine. Yani hem belediye seçimlerinde hem şimdiki seçimlerde genel seçimlerde partinin kararlarına uymadan hareket eden ve bu hareketin başını çeken kişilerin olduğunu bu parti yönetimi biliyor. Ama çözemedi bu sorunu. İstifa etmek yerine onlarla hesaplaşmayı seçebilir. Zaten söyledi. Yani korkusuz orasını not aldım Sayın Kutlarkin söylediğini. El yordamıyla olmaz bu işler diyor. Korkmadan bir karar üretmeliyiz diyor. Yani onlara o parti içindeki kesime karşı da bir daha sert bir tavır belirleyebileceklerini ima ediyor burada. Dolayısıyla iki farklı görüş var. Erkut Şahali diyor ki ben de dahil istifa falan filan görüşü var. Kutlu Erkin de Erkut Şahali hazır mı arkadaşlar? Bunun verelim. Tersi olabilir. Erkut Şahali'yi veremedik. Bir verelim, önemli değil. Çünkü tam CTP'yi konuşuyoruz. Hazırsa hemen verelim. Peki. Bakalım neler söylemiş Erkut Bey bu sabah. Partisine ikinci turda Mustafa Akıncı'ya koşulsuz destek verme çağrısında bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler Milletvekili Erkut Şahali Diyalog Haber'e konuştu. 26 Nisan'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda tercih yapılacaksa bu tercihin Akıncı olması gerektiğini belirtti. Bazen içinizden geldiği gibi davranmanız da insani bir ihtiyaçtır. Ben onu yaptım aslında siyasi kimliğimden de uzaklaşma gayretiyle. Bu kişisel bir tavırdır. Ben Kıbrıs sorununun çözümünü bu ülkenin her türlü ihtiyacından veya zorunluluğundan çok daha acil ve ertelenemez görüyorum. Dolayısıyla Sayın Eroğlu'yla Sayın Akıncı'nın ikinci turda yapacağının belli olmasıyla birlikte her duyarlı yurttaşın bir tercihinin olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu siyasetten ayrı olarak değerlendiriyorum. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler'in Manisa ilçe başkanıyım ve bir milletvekiliyim. Ancak benim siyasi hedefim de şu an yaşadığımız gerçekliğe uygun çözümler yer alır. Ve yaşadığımız gerçeklik bize Kıbrıs sorununun çözümünü dayatan bir gerçekliktir. O yüzden Eroğlu'yla bu çözüme ulaşmanın, ulaşılsa bile Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini gerçek anlamda koruyacak bir yaklaşımın ürünü olmayacak bir çözüme ulaşılabileceğini öngörüyorum. O yüzden ehven-i şer tercihi yapmak bazen siyasette bir zorunluluk hali olabilir. O yüzden Akıncı ve Eroğlu arasında bir tercih kullanılacaksa elbette seçim manifestosunda ve propaganda sürecinde dile getirdikleri bağlamında Sayın Akıncı'nın tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şahali, Sibel Siber'in doğru bir isim olmasına rağmen gereken enerjinin yaratılamadığını savundu. Sayın Siber'in gerçek anlamda bir enerjisi vardı. Hem kampanya sürecini sürükleyen hem de topluma yansıyan gerçek bir enerjisi vardı. Bizlerin de enerjisi vardı ve bu enerjinin bizleri başarıya götürebilmesinin koşulu da aslında sinerjiyi yaratmasıydı. Enerjilerin toplamıdır sinerjiyi yaratan. Biz sinerjiyi yaratma konusunda belli ki zafiyet içinde olduk ve bu sonuç elde edildi. Siber'in propaganda sürecinde pek çok polemik, maalesef propagandanın etki gücünü zayıflatmış ve farklı mecralarda farklı konuların, döneme uygun olmayan konuların tartışılmasına yol açmıştır. Erkut Şahali kendisi dahil parti yönetiminin istifa edebileceği sinyalini de verdi. Buna kendi pozisyonumu da katarak söylüyorum. Yani ben bir seçilmiş ilçe başkanıyım ve taşıdığım sıfatın gerektirdiği sorumluluğu yerine getirirken ortaya koyduğumuz hedefi tutturamadık. Dolayısıyla bu benim açımdan da bir seçenek olarak gündemde duruyor. Ancak bireysel tavırlarla hareket etmenin, siyasi kimliklerimizle beraber düşündüğümüzde bireysel tavırlarla hareket etmenin en azından bizim geleneğimiz bakımından uygun olmadığını düşünüyorum. Sandığa yansıyan oyların Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin gerçek oylarını yansıtmadığını belirten Şahali, başka adaylara giden oyların olabileceğine işaret etti.
seçmen listelerindeki sayıya atıp yaparken biraz onun da işaretini verdiğimi sanıyorum. Siz de onu yakaladığınız için soruyorsunuz çok büyük olasılıkla. Evet, toplam seçmen sayısı gerçeği yansıtmıyor. Ancak buna rağmen Sayın Siber'e verilen oyları Salt CTP oyu olarak değerlendirirsek, bir önceki seçimle bu seçim arasındaki farkı da dikkate aldığımız zaman, evet, farklı adaylara yansıyan CTP'nin oyları veya son seçimde CTP'ye oy vermiş olanların oyları vardır. Bu bir vakadır. Seçime katılmayanlar arasında CTP'ye oy vermişlerin olduğu da bir gerçektir. Dolayısıyla propaganda sinerjisinin yaratılamamış olması da bir faktör olarak değerlendirildiğinde elbette bu bizim açımızdan çok ciddi bir uyarıdır ve değerlendirilmesi gerekiyor. Seçim sonuçlarını Diyalog Haber'e değerlendiren bir başka CTP'li isimse Asım Akansoy'du. Akansoy, ortaya çıkan sonuçtan memnun olmadıklarını ve CTP'nin bu sonuçları hak etmediğini savundu. Evet, bugünkü paylaşımlarda bir ek daha yapıp son sözleri vereyim size. Lefkoşa İlçe Başkanı da Sayın Mutlu Azgın, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin. Onun da sosyal paylaşım sitesindeki benzer bir durumu var. Sebep ne olursa olsun yönetici pozisyondaki insanlar başarısızlığı üstlenirken başarı konusunda cömert davranmalıdır. Bu ilkeden hareketle üzerime düşen görevi yapacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın. Bu da Lefkoşa İlçe Başkanı. Sayın Erkut Şahin milletvekili ama Mausa İlçe Başkanı. Evet, ben seçim sonuçlarını değerlendirirken sevgili Aytuğ şunu dedim, hatırlayacaksın. Bu parlamento halkın güvenini yitirmiştir demiştim. Yani siyasi partiler güvenini yitirirken parlamento da güvenini yitirmiş demektir. Bu parlamento ne zaman güvenini yitirdi biliyor musun? Bu parlamento anayasanın oylanması sırasında güvenini yitirmiştir. Bu ülkede bir yasa geçirdiler. Anayasa değişikliği öncesinde yasa değişikliği yaptılar. Aynı suçu işleyen iki insan bir ay arayla işlemişlerse bu suçu, birisi para cezasıyla çok basit bir para cezasından kurtulabiliyor. Birisi 5 yıl hapis girebiliyor veya 7 yıl. Aynı suç. Böyle bir tezat, böyle bir ciddiyetsizlik, böyle bir haksızlık vatandaşlara nasıl yapılır? Ama en önemlisi, büyük bir heyecanla toplumun gözünün içine baka baka anayasanın istedikleri bir bölümünü sadece istedikleri şekilde değişmeye kalktılar ve ne olduğunu bile vatandaşa anlatamadan bunu oylamaya sundular. Vatandaş bunlara hayır dedi, reddetti. Vatandaşın bu hayırından sonra, çünkü bu meclisin oy birliği ile almış olduğu bir karardı ve vatandaşlar da size ezici bir çoğunlukla hayır, size güvenmiyoruz dedi. O andan itibaren bu parlamentonun istifa etmesi lazım. Ama ne diyorlar? Bunu biliyoruz. Ya boş ver. Sindikal devam et. Milletvekilisin, bakansın, makam arabası, akaryakıt, maaş, bir protokol falan. Kimse bunu göze almıyor. Ve işin ilginç yanı, çok ihtiyaçlı milletvekilleri de vardır biliyorum. Yani başka parlamentodaki görevi bittiğinde başka bir işi de yoktur. İşsiz de kalacak. Ama çok varlıklı milletvekilleri de vardır, onu da biliyorum. Ne fakiri fukarası ne zengini maalesef bu kadar tepki karşısında bile o koltuğu bırakıp gitmiyor. Artı vatandaş diyor ki usandık, bıktık, her milletvekili seçilen bakan olmak istiyor. Anladığı bir konu yok. Anlamadığı konuların başına getiriliyor. Getirildiği zaman öğrenme ihtiyacı duymuyor. Kendisiyle birlikte konuları bilmeyen bir takım partileri müdür müsteşarlığa getiriyor. Bakan kendi bilmiyor. Göreve getirdikleri bilmiyor. Bunlar bu halka ne hizmet verecek? Hiçbir hizmet veremiyor. Partili ise bir takım işler oluyor. Partili değilse, gariban bir vatandaşsa işi olmuyor. Ve bu güven bugün sıfırla çarpılmış durumdadır. Aslında eğer Sayın Özkan Yorgancıoğlu bu ilçe başkanlarının da istifa mesajlarını da dikkate alarak eğer istifa etmeyi kabul ediyorsa ve o çizgiye gelecekse, benim kendisine bir tavsiyem var.
parlamentonun olduğu gibi istifasını talep etsin. Ederler ederler, etmezler etmezler. Bu parlamento halkın güvenini yitirmiştir. Bu halk aslında dünkü cumhurbaşkanlığı seçimine değil, bu halk önceden bir anayasa değişikliğiyle başkanlık sistemi çerçevesinde kendisini yönetecek bir başkan seçimine gitmeliydi. Önce, sonra da parlamento seçimine. Ve bu parlamento seçimine giderken milletvekillerinin bir daha bakan olamayacağı şartların yer aldığı bir yeni yasa ile gitmeliydi. Milletvekilleri bakan olma, bakanlığı engellenmediği sürece, milletvekillerine bakanlık kapısı kapanmadığı sürece partiler içerisinde bu istifalar, bir partiden bir partiye geçmeler, sürekli kaymalar, zeminden oynamalar durmayacak. Durmadığı için bugün bu güvensizlik yaratılmıştır. İkincisi, küçük bir bölge, sen güzel yurtun milletvekilisin diyor. Sen bu bölgede oturan insanlara hizmet edeceksin. Hayır efendim, güzel yurtun adamın kökeni güzel yurtlu olabilir ama güzel yurda değil, Karpaz'a da hizmet edecek. Akıncılara da hizmet edecek. Onun için de tek bölge seçim sistemi. Onu da yapmadılar. Siyasi partilerin gelirlerini, giderlerini, işlemlerini denetleyecek bir mekanizma getirmediler. Parti yönetimlerinin sürelerini kısıtlayıcı bir önlem getirmediler. Dolayısıyla bütün bunların yansımasıdır. Eğer Sayın Özkan Yorgancıoğlu başbakanlıktan istifa edecekse, ki Sayın Arabacıoğlu'nun yaptığı gibi, ve Sayın Arabacıoğlu'nu da aslında merak ederim ne düşündüğünü bugünlerde, Sayın Arabacıoğlu Eğitim Bakanlığı'nı bırakıyorum dedi. Evet. Aldı çantacını, bindi cibine gitti. Ama ondan sonra gelen, yerine gelen, ki ne dedi? Sistem çökmüştür, iflas etmiştir arkadaşlar dedi. Sistem iflas etmiştir diyen adam, sonra gitti yerine gelen oy verdi. Yok, sistem iflas ettiyse, bu sistemi iflas ettiren siyasettir. Ve bu iflas etmiş siyaset önce kenara çekilmeliydi. Yani sadece bakanlıktan istifa etmekle bu şeyin, sistemin iflas etmiş durumunu düzeltmenin mümkün olmadığını biliyor. Bile bile niçin tam olarak gereğini yapmadığını ben merak ediyorum. Yani o parlamentoda bulunmakla ne kazandığını kendisinin veya partisinin veya bu ülkenin merak ediyorum. Evet. Sistemi eğer iflas etmişse olduğu gibi iflas etmiştir. Yeni bir sistemin yaratılması için zorlarsınız parlamentoyu. Halkın huzurunda dersiniz ki arkadaş bu sistem iflas etmiştir. Var mısınız düzeltmeye? Parmaklar kalksın, yukarıya sayalım. Eğer varım derseniz anayasa değişikliği, yeni seçim yasası. Yoksanız ben sizi halkın tercihiyle ve vicdanıyla baş başa bırakıyorum ve ben ayrılıyorum buradan. Şapkayı alıp parlamentodan da gidersiniz. Sayın Yorgancıoğlu şimdi görevi bırakacaksa eğer, başbakanlık görevini, bu parlamentonun istifasını da talep etmek zorundadır. Başbakan olarak. Bakalım. Çünkü bu parlamento güvenini yitirmiştir. Aksi halde Kıbrıslı Türkler, Sayın Akıncı da olsa Sayın Erol da kazanan bu ikinci turda, eğer güçlü bir mekanizma yoksa arkada, güçlü bir hükümet, halkın güven duyduğu bir hükümet, halkın güven duyduğu bir parlamento olmazsa müzakere masasında korkunç döküleceğiz. Diyalog iki hafta önce bir manşet koydu. Bazıları kabul etmek istemedi. Yok canım bu eskiden falan. Yok öyle bir şey. Diyalog dedi ki limanlar açıldı. Limasol Alanya, Limasol Marmaris. Bugün gene Diyalog gazetesinde var sadece bu haber. İkinci haberi okuyorum. Limasol limanından Thompson İspirit'in ardından Artania adlı kruvaziyer de Alanya'ya sezonun ilk seferini gerçekleştirdi. Gene Limasol'dan. Deniz limanı açılmıştır. Bundan bir iki ay önce Pegasus Havayolları'nın çok üst düzeyde bir yetkilisiyle konuştum. Cyprus Airways iflas etti. Rum Hava Yolları. Ciddi bir ulaşım sıkıntısı başladı. Türkiye limanlarından Larnaka'ya, Larnaka'dan bazı Yunan adalarına veya Avrupa'ya seferler düşünüyor musunuz? Bana, biz buna hazırız. Türkiye'den izin bekliyoruz dedi. Türkiye izin verirse Pegasus'un yarın Larnaka'ya uçtuğunu göreceğiz. Ve belki de o rekabet koşulları içerisinde Ryanair var, İrlanda şirketi, EasyJet var, sahibi Kıbrıs Rum kökenli. Bunlar Larnaka ve BAF'tan Londra'ya 39 euroya uçan uçak şirketleridir. 5 saatten konuşuyorum, 39 euro.
İstanbul'a yarın 9.99 euroya uçarlarsa Ercan Havaalanı'ndan kaç kişinin uçacağını da merak ederim. Sadece cebinde Republic of Cyprus pasaportu olmayan mecburiyetten uçacak. Hep bütün bu dengeleri ciddi ciddi düşünmek, hesaplamak ve ona göre halkı ezmeyecek, halkı sıkıntıya düşürmeyecek önlemler almak lazım. Ama bu siyaset sistemi bunu alamaz. Benden bugünlük bu Peki, kadar. Yine devam edeceğiz bu hafta çünkü birçok konuyu tartışacağımız bir hafta olacak ve tabii ki pazar gününe kadar Cumhurbaşkanlığı seçim gündemi, ülke seçim gündemi dolayısıyla yine Diyalog TV'de konuşmaya devam edeceğiz. Detay programından bugünlük bu kadar. Yarın yine ülke gündemini, siyaset gündemini, çünkü bu akşam önemli kararlar çıkabilir Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden. Ona göre yarın da mutlaka çıkacak olan kararlara göre şekillendirmeler olacak. Dediğim gibi Diyalog ekibi olarak MYK ve parti meclisini izleyeceğiz. Sayın Cumhuriyetçi Türk Partili üst düzey yetkililerin bakalım ne çıkacak bu stüdyolardan bu haberlere ulaşabileceksiniz. Gece saat kaç olursa olsun onu söyleyelim. Tabii bir açıklama olacaksa ve yarın da bunları tartışmaya, bu sonuçları tartışmaya devam edeceğiz. Herkese iyi günler, tekrar görüşmek üzere.